Pekala, o zaman sohbetimize hemen başlayalım. Çok güzel bir, çok özel bir festival. Çok zor şartlar altında sürdürülebilmesi çok önemli. Kolektif bir ruhla yapıyoruz. Kolektif bir ruhla hepimizi bir araya getiriyor. Çok da değerli kadın yönetmenler, kadın sineması. Handan İpekçi de Saklı Yüzler birazdan izleyeceğiz zaten. Şimdi her şeyden önce şunu sormak istiyorum Handan Hanım. Bir kurgu yönetmen, kurgu işler yapan bir yönetmen olarak gerçekle aranız nasıldır? Gerçekle aram iyidir. Çünkü filmde bu gerçeği biraz eğdiğiniz, büktüğünüz, biraz Brecht'yen anlamda yanılsama değil de aslında o kendi mesafenizi bir anlamda yönetmenin olayla mesafesini çoğalttığınızı düşünüyorum. Evet. Ya mesafe çok önemli o anda. Çünkü bu toplumsal bir olay anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi filmi çok anlatmak istemiyorum. Bu spoiler derdi var ya. Evet. Hakikaten de önemli bir şey yani. Bizi izleyip de kimse filmle ilgili, çünkü sürükleyici de bir film bir yandan. Evet. Ciddi bir macera var. Sonuna kadar soluksuz seyrediyoruz ama çok ciddi bir trajedi de söz konusu. Filmin konusu aslında çok da tartıştığımız feminist gruplar içerisinde namus cinayetleri denilen, medyada töre cinayetleri de denilen toplumsal bir olayla alakalı bir kahramanımız var. Evet, Zühre. O anlamda dedim zaten gerçekle aram iyi. Evet. Biliyorum. Evet. Dolayısıyla Zühre'nin başına işte bu töre mevzusundan dolayı pek çok şey gelecek. Ama Handan Hanım, siz bu namus mu diyelim, töre mi diyelim, bu konuda çok açıklamalarınız var. Bir kez daha bence konuşabiliriz yani namus kavramı. Türkiye'de evet. Neden namus cinayeti diyoruz dedikçe aslında bunu bir paketliyoruz ve aslında bir anlamda daha mı meşrulaştırıyoruz? Çok tehlikeli bir değiş aslında. Evet, yerine de bir şey koyamadık yani. Yıllardır tartışıyoruz ama yerine hiçbir şey koyamadık. Aslında ben en son namus adına işlenen cinayetler demeye karar verdim. Çünkü namus aslında çok geniş bir kavram bildiğiniz gibi. Türkiye'de ya da bizim gibi ülkelerde kadının iki bacağı arasına sıkıştırılmış bir kavram, namus kavramı. Yani yalan söylemekte, hırsızlık yapmakta namus kavramının içine giren kavramlar, alt başlıklar. Fakat daraltılarak bu kadının bedenine indirgendiği için sorun burada başlıyor. Dolayısıyla namus adına işlenen cinayetler demek daha doğru gibi geliyor bana. Zühre de o anlamda bunun bir kurban demek istemiyorum. Çünkü Zühre kendi gerçekleştirmek isteyen bir kadın. Seçimleri evet. olan bir kadın ve arzulayan bir kadın. Ve evet. arzuladığı için de yargılanacak. Ama
o yine de arzuladığını arkasında duran bir kadın. Yani arzusunun arkasında durması Zühre ile ilgili beni çok çarpan bir şey. Tabii detay vermemeye çalışıyorum ama evet, bunu da konuşalım. Yani arzulayan bir kadın olması. Ya evet, o ya, en çok çeken şey bu oldu. Çünkü toplumsal olaylara yaklaştığımızı düşündüğümüz pek çok kurguda olağanüstü görsel bir anlatım olabiliyor ama karakter şey kalabiliyor, çizgi gazeteden fırlamış gibi. Üçüncü evet, sayfa kurbanı gibi. O bir kurban değil. Zühre beni hiç bütün bir film boyunca bir kurban gibi algılatmadı kendini. Bu çok değerli bir şey Hande Hanım. O yüzden de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben zaten onu özellikle dikkat ederek öyle bir karakter yarattım. Köyde yaşamasına rağmen o feodal ilişkilerin egemen olduğu bir toplulukta yüzü şehre dönük birey olmak çabasında olan genç bir kız aslında. Olay başına geldiği zaman da zaten çok 17-18 yaşlarında. İsyankar, kendi bedenini kullanmak isteyen, o bedeni üzerinde söz sahibi olmak isteyen bir genç kız, fakat olaylar farklı şekilde gelişiyor. Handan Hanım, Zühre'yi siz nerede tanıdınız? Yani spesifik bir Zühre var mı, yoksa okuduğunuz şeylerden bu işleri araştırırken mi karşınıza çıktı? Bir birleşik karakter mi aslında, yani sizi de mi aslında karakter içeriyor? Kombine mi dememiz lazım? Yani birleşik bir karakter diyelim. Beni çok, beni de belki içeriyordur tabii ki kadın olduğum için. Bizler de hepimiz bu toplum içerisinde yaşıyoruz. O namus kavramı bizi de mutlaka bir şekilde bir yerinden yakalıyor. Çok etkilendim. Özellikle Gül Dünya'yı hatırlarsınız. Kardeşleri tarafından sokak ortasında vurulmuştu. Nasıl unutalım? Evet, ölmediği için hastaneye gidip orada onu tekrar saldırarak işte hastanede öldürmüşlerdi. O zaman çok gündeme gelmişti namus adına işlenen cinayetler ve ben de kadın yönetmen olarak kadın sorunuyla ilgili, kadına karşı uygulanan bu şiddetle ilgili bir film yapmayı çok istemiştim. Tabii ki çok araştırmalar yaptım o dönemde ve o araştırmalarımda başka olaylar da var tabii ki bu kadına karşı işlenen cinayetlerde bir sürü olay var. Onları işledikçe kafamda da bir yandan bu konuda bir belgesel çekme fikri vardı. Ve cinayeti işleyen erkeklerle röportaj yapmak istiyordum. Fakat daha sonra bu erkekli, yani cinayeti işleyen annesini, kız kardeşini ya da işte başka bir yakınını öldüren katillerin ne kadar doğru söyleyeceğini doğrusu kestiremedim ve o karakter filmime taşındı. Hı-hı. Yani filmdeki karakterlerden birisi belgesel film yönetmeni olarak kurguda yerini aldı. Dolayısıyla yani çok etkilendiğim bir durumdu kadına karşı işlenen cinayete. Handan Hanım, aslında filmdeki erkekler de çok pasif ve agresif ve aslında bir tür eylem var ama aslında eylemin gerektirdiği iradeye ilişki, vicdan ve irade tabii beraber işlemiyor ve sanki hani hakikaten tutarsız gibiler yani. Yani hepsi bir tane erkek etiyor gibi yani. Çok ya değil zaten zaten şöyle bir şey var filmde. Çok fazla ipucu vermek istemiyorum tabii, ama tabii, bir ben kadın, de çok dikkat ediyorum. Bir kadını öldürmek için ne canlar yanıyor diye de evet, düşünebiliriz. Yani bir kadını öldürmek için, bir genç kızı öldürmek için kaç erkek gidiyor? Yani aslında ben bir elmanın yarısı gibi düşünüyoruz. Belki çok klişe bir şey ama kadın erkek bir bütün insan olarak baktığımızda, yani sen kendi yarını öldürdüğünde sen kendinle yaralanıyorsun. Tabii çok ki. Çok büyük bir toplumsal yara aslında bu. Yani onun için hastalıklı bir toplum ortaya çıkıyor. Kadına karşı ne kadar çok şiddet uygulanırsa o toplumda o kadar hastalıklı, erkekler hastalanıyor tabii. O kadar aynen, yaralı bir toplum oluşmuş oluyor. Yani aslında filmin ana mantığı bu. Hı-hı. Benim yola Fakat çıkarken. Bunu
gerçekçi dil üzerinde de yani sinematik, sinemasal, sinematografik dil açısından da orada bir işte iki pozisyona sahip olduğunuzu düşündüm. Yani tamam, olayı, bir toplumsal bir olayı ele alıyorsunuz. Bir namus cinayeti, töre cinayeti. Ancak böyle bir olayı belgeleme, böyle bir olayı belgeleyen bir mekanizmanın varlığının da aslında bizi oturup onu seyrettiğimiz ve onun karşısında da hiçbir şey yapmadığımız, hani gazeteyi çevirmek, işte değil mi? Belki bir belgesele gitmek. Yani gerçeği belgelemekle gerçeği kurgulamak arasında çok eşit bir yaptığımız kurgudan ötürü çok eşit bir mesafeniz var. Yani belgeleyenin de o olaya karşı ve o olayın aktörünün, o olayın müsebbibinin de belgeseldeki tam karşısında onun konusu o da kendini izliyor belgeselde. Yani bütün bunları bir yere getirmeniz sizi bir yönetmenden daha fazla mesafe almanızı sağlıyor. Bunu çok konuşmak isterim. Çok değerli bir şey bu da. Çok duyarlısınız. Yani tabii ki o çok önemli. Saklı Yüzler filminin kurgusu beni çok heyecanlandırır o anlamda. Evet, araya da mesafe koyar bu kurgu. Yani Büyük Adam Küçük Aşk ve de ilk filmin Babam Askerdi'den sonra Saklı Yüzler'in kurgusu sinemasal anlamda beni çok heyecanlandıran bir kurgudur. Umarım bundan sonraki filmlerimde de benzer kurgular yapabilirim. Evet, o mesafe önemliydi benim için. Ya aslında çünkü bizler de şimdi ötekinin hayatı ya bu bir şekilde. Evet. Yani biz şehirden bakıyoruz, siz de şehirden bakıyorsunuz. Ama buna bakarken kendi pozisyonumuz bazen fazla onu araçsallaştırma tehlikesi taşıyor. Yani bu konuyu aktarırken. O yüzden bu çoğaltması benim için önemliydi ve aslında o belgeleyen kameranın da en sonunda çekecek hiçbir şey bulamaması. Evet, o ama orada kalması. Da final de benim açımdan çok önemli. Çünkü finali kullanan kişi. Evet, onu söylemiyoruz. Yani finalde kamerayı alıp kullanan kişi de çok önemli benim açımdan. Ve tabii ki buradaki belgeleyen, filmin içindeki o belgesel filmde olayı belgeleyen de erkek karakter olması da benim açımdan önemli. Yani o da oraya bir kadın yönetmen olsaydı o kadar duyarsız olabilir miydi diye de düşündüm yazarken doğrusu. Bir yandan da bu yeni dönem işte 20. yani tabii bu şey diyoruz ya, hakikat sonrası çağ, artık çok alıştık o şeye, o söze. Hakikatin bir şekilde bir sürü katmanı olduğunu anladık. Yani bildiğimiz dağlara karlar yağdı diyorum ben, hep öyle anlatıyorum derslerde falan. Ama hani bu birazcık belgesele de artık eskisi gibi yaklaşmadığımız bir dönem zaten. Yani uzun zamandır böyle. Yani biraz filminiz onu da içeriyor. O anlamda hem içeriden hem belli bir mesafeden böylesine bir olaya yaklaşabilme, çoğullaştırma gözleri, erkeği, kadını, içerisi, dışarısı. Bu gerçekten çok önemli. Fakat Zühre'ye karşı da bir sürü göz var, pozisyon var. Onlardan biri de benim çok sevdiğim. Kardeş, ablası da biz ressam olarak da arkadaşım olan Füsun Demirel, savcı teyze. Savcı teyzenin rolü de çok kırılgan. Hiç ben o kadar... Savcı teyze diyorlardı değil mi? Hanım değil. Evet evet. Savcı teyze. Yani şey, Zühre savcı teyze diyor. Evet. Zühre'nin etrafındaki çok önemli bir figür değil mi? Hem de bir anlamda modernliği, bireyselliği değil mi? Hukuku, adaleti, hukuku, vicdanı. Tabii ki. Oradaki hukuk. Kadın dayanışmasını. Evet, hepsini temsil ediyor. Ama hukuku temsil ederken farklı bir hukukla, oradaki kendi içindeki aslında çok da hakim olamadığı başka bir hukukla, feodal ilişkilerin oluşturduğu bir hukukla karşılaşıyor. Zaten ana çatışma da oradan kaynaklanıyor. Yani onun da bir kırılma noktası tabii ki. Savcının da. Eğer bir toplumsal olay karşımızda varsa bunu bir filmle çözebilir miyiz? Yani buna inanıyor musunuz Handan Hanım samimiyetle? Hayır, tabii ki hiçbir sorunu çözme kuvvetine sahip değil ama seyreden insanlarda bir soru işareti oluşturabiliyorsak kafalarında, yani Saklı Yüzler filmini seyreden
bir erkek kardeşimiz diyelim ki bir düşünce, bir soru işareti kafasında uyanıyorsa ne mutlu bana diye düşünürüm. Düşünerek çıkıyorsa. Evet. Bu gerçeklik meselesi normal televizyonlarda canlı bir şekilde de aslında her sabah korkunç trajediler, korkunç dramlar ama çok çabuk, çok hızlı sonuçlar. Enteresan bir zaman yani. Hani böyle programlara falan da bakıyor musunuz Handan Hanım? Yok, bakmıyorum. Sabah programları falan. Çünkü orada inanılmaz şeyler oluyor. Yani evet, gerçeküstü şeyler oluyor. Gerçekçi evet. Şeyler olmuyor. Evet, gerçeküstü o. Yani o ama esas... o da gerçek. Mesela. O da gerçek. Ama bu gerçek yani çok farklı tabii ki orada sosyologların incelemesi gerekiyor. Yani orada ne kadarı gerçek, ne kadarı kurmaca, o da tartışılabilir. Yani o televizyon programlarında. Çünkü oraya getirilen insanların da bir kurmaca olayı var yani. Evet. Televizyon işte, programcılığı. Evet. Evet. Bir gerçek yaratılıyor ama tabii ki çok araştırmacıların, sosyologların incelemesi gerekiyor. Evet. Peki o zaman son 9 dakika gibi bir şey. 9'da film başlayacak. Çok az kaldı. İsterseniz biraz uçan süpürge ile ilgili konuşalım. Bir kadın sineması var mıdır? Kadın filmleri diyoruz. Bunu da çok tartışıyoruz Handan Hanım. Siz nasıl bakıyorsunuz? Kadın filmleri dedikçe acaba bu festivaller daha mı az ilgi çekiyor? Yine etiketleniyor ve aman işte feministlerin festivali mi deniyor? Yani uçan süpürgede çok hakikaten şimdi salgına rağmen yani çok büyük dirençler gösterdi. Başka ekonomik sıkıntılara rağmen de. Evet. Çok ben sürmesinden çok hoşnut olduğum, çok değer verdiğim politik olarak da bir oluşum. Ne diyorsunuz? Kadın sineması var mı? Yani ben filmlerimi yaparken hiç kendimi kadın sinemacı ya da karşımdakini erkek sinemacı diye bir ayrım hiç düşünmedim. Ama tabii ki bu toplum içerisinde erkek egemen ilişkilerin hakim olduğu bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Sinema piyasasındaki ilişkilerde de erkek egemen ilişkiler söz konusu. Dolayısıyla ister istemez siz haksız bir piyasa içerisinde var olmaya çalışıyorsunuz. Bu yani içinde bulunduğunuz o ilişkiler, mesleki ya toplumsal ilişkiler, kadın olduğunuzdan dolayı siz bunu bu şekilde algılamasanız da dahi, sizi çok var olmanız için, kendinizi var edebilmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. İki kat belki çalışmanız gerekiyor. Kadın sineması var mıdır? Yani tabii ki kadın meselesine duyarlı filmler yapmak, bir erkek sinemacı da kadın sorunuyla ilgili filmler yapar. Yani bunu ille ki kadın olmak gerekmiyor. Ve aynı şekilde bir kadın sinemacı da çok eril bir film yapabilir. Yani onun için bu konuda ben biraz hassasım yani. Kadın sineması deyip kendimizi de yani kendimizi de şey yapmamak gerekiyor. Yani bir ayrımcılığa giden bir ince, çok ince bir çizgi var orada. Çünkü bu piyasada mesela kadın jüriler, biz festivalde sırf bir kadın jüri olduğu zaman, kadınlardan oluşan bir jüri olduğu zaman bunun çok da sıcak karşılanmadığını, kadınlara karşı belli bir mesafe ile bakıldığını biz görüyoruz yani eril piyasada. Dolayısıyla kadın sinemacılar diye ayrıştırmak biraz bana göre biraz kritik bir konu. Yani çok iyi düşünmek gerekiyor. Çok iyi tartmak gerekiyor. Yani biz kadın erkek ayrımı yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Kadın sorunlarıyla ilgili filmler yapacağız tabii ki. Çünkü ben bir de şöyle de düşünüyorum. Yani kadınlar toplumun dezavantajlı. Yani toplumun yarısını oluşturmalarına rağmen toplumda dezavantajlı konumdalar. Dolayısıyla yani kadın... Biz bu salgında da bir kez daha anladık değil mi? Ne acayip. Bu salgın sırasında bunu bir kez daha anladık Handan Hanım. Yani kadınlar bir kez daha evde olmalarına rağmen bir kez daha ben dahil hem annelik hem temizlik hem iş hem entelektüel hayat değil mi? Yani bu paylaşımın aslında emeğimizin görünür olmadığı pek çok noktayla tekrardan yüzleşmek zorunda kaldık.
Evet. Benim lafımı unuttum bu arada, nerede kalmıştım? Ya şunu söylüyordunuz ki Evet, ha, kendimize kadın dezavantajlı. sineması, dezavantajlı Dezavantaj. var kadınların. Kadınlar bu toplumda dezavantajlı durumdalar. Dolayısıyla kadın sinemacılar için, eğer şu anda bir istekte, bir talepte bulunuyorsak, kadın sinemacılara bir kere verilen tüm desteklerde %50 %50, desteklerin %50 %50 dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Yani pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini düşünüyorum kadın sinemacılara. Evet. Yani şunu da bir yandan düşünüyorum. Yani sırf kadın olduğu için acaba o kadın sinemacılar iyi sinema mı yapıyor? Bu da çok önemli bir soru. Yani kadın yönetmen film çektiği zaman onun iyi bir film olacağı konusunda hiçbir garanti yok. Ama ne kadar şans tanırsanız, pozitif ayrımcılık tanırsanız, o kadar iyi sinemanın olacağının zeminini yaratmış olursunuz diye düşünüyorum. Peki son kez kimi çok seversiniz? Kadın yönetmen. Merak ettim. Ya da bir kadın filmi en son ya da hep işte o. Öyle çok birden yani Agni Varda tabii var başta. Piyanonun yönetmeni var, Jane Campion. Başka aklıma gelen şu anda birden gelemedi. Çok kadın yönetmen, erkek Jane yönetmen. Campion dediniz. Evet, kadın yönetmen, erkek yönetmen ayrımı yapmadan seyrediyorum Evet, filmleri. onu da zaten açıklamış oldunuz aslında. Evet. Yani tartışıyoruz, düşünüyoruz. 1980'lerdeki gibi değil ama yani o kadın vurgusu kesinlikle çok değişti. Yani Evet. 1980'lerden itibaren hani feminist hareketin içindeki neye kadın dediğimiz, neye erkek daha çoğullaştı, daha LGBT hareketiyle beraber de dolayısıyla çağ da çok farklı şeyler sunuyor o anlamda. Hani cinsiyete dair Evet. toplumsal cinsiyet Evet, kavramı daha evet. konuşulur, daha anlaşılır ve hakikaten de aslında Evet. sizin filminiz de onu ortaya koyuyor. Oradaki erkeklerin her biri bir erkek etmiyor yani. Hepsi aslında yani bir kadını mağdur etmek üzere evet yollarda bir sürü İşte erkek. söylediğim gibi hastalıklı kişilikler Evet. birleşince Handan böyle oluyor. İpekçi çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığıma çok sevindim böyle sanal da Ben olsa. teşekkür ediyorum. Ben de evet, Uçan inşallah bir Süpürge gün yüz yüze ekibine de de görüşürüz. tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere o zaman. Ben de çok teşekkür ediyorum.